BRICS Ülkeleri İş Geliştirme Merkezi Başkan Vekili Profesör Doktor Vladimir Gorbanovski'nin BRICS zirvesine davetini alan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Orta Doğu'daki kritik durum üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bültenimize BTP liderinin açıklamalarıyla devam ediyoruz şimdi de. İstanbul'da BRICS Ülkeleri İş Geliştirme Merkezi Başkan Vekili Profesör Doktor Vladimir Gorbanovski başkanlığındaki bir grup Rus ve Azeri bilim adamıyla görüşen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş yemekli toplantıda gündemi değerlendirdi. Eğer Rusya'da samimi Müslümanlar Allah için hizmet ederlerse bu topluluğun tamamı İslam'a döner, Allah yolunda dünyanın bir numaralı milleti olur. Buna hala inanmıyorum ben. Rusya'nın Suriye'ye müdahale olmasıyla dengelerin değiştiğini ifade eden BTP lideri, Amerika Birleşik Devletleri kendine vatan arıyor dedi ve şu kritik değerlendirmeleri yaptı. Şimdi Suriye'ye sahip çıktıktan sonra Rusya, Batı birden tıkandı. Adım atamaz duruma geldi. Şimdi görüyoruz. Şu anda bakın, Amerika'nın biliyorsunuz o sıcak su akıntısının soğuması münasebetiyle ciddi hesapları var. Amerika'nın geleceği felakettir. Şu anda kendileri için en fazla elverişli olan bölge Maveraun Nehir bölgesi, affedersiniz, tarihi Mezopotamya bölgesi olduğunu gördüler. Hakikaten verimli hilal denir o bölgeye. Arazisi çok verimli. Adamlar şimdi burasını vatan edinecek. Vatan ediniyorlar. Tabii kalksa kendisi askerini gönderse dikkati çekecek. Anarşist grupların, terörist grupların birden fazla olma nedeni de budur arkadaşlar. 10 tane de olabilir. Hiç sizi şaşırtmasın. Bu işin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Ne yapacaklar? Önce İsrail'e biz koridor açıyoruz havasından. Sanki onlara toprak alıyormuş görüntüsünü verecekler ama yarın bir anda kendileri ortaya çıkıp bu toprakları işgal edecekler. Bana göre yanılmıyorsam önümüzdeki dönem bu terörist gruplara devletçikler kurdurabilirler. Bunların elinden o toprakları rahatlıkla alacaklarını hesap edecekleri için. Yani bugün dünyanın geldiği nokta budur arkadaşlar. Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nı da değerlendiren BTP lideri, bölgenin büyük bir bataklık olduğunu ifade ederek şunları söyledi. O büyük bir bataklık. Nasıl Saddam Kuveyt'e girdi, onun için ölüm fermanı hazırlandı. Bana göre Türkiye içinde işte şu anda Suriye siyasilerin geleceğini o noktaya taşıyacak. Ama bunu da göremiyorlar. Ben defalarca yazdım, konuşmalarda söyledim. Ve bizi o noktadan geriye alacak olan bir tane devlet var. Aklı başında işi bilen Rusya. O var. Ama Rusya da artık Türk siyasetine güvenmiyor. Sen bundan 10 gün evvel kalkarsın, haklısın ben seninleyim dersin, gel seninle milli paralarla ticaret yaparım dedikten sonra birden viraj alıyorsun. Niye viraj alıyor? Baktı ki milli paralarla ticaret Haydar Hoca'nın tezi. Vay Haydar Hoca meşhur olacak. Türkiye dost olacağı ülkeleri belirlerken nasıl bir kriter uygulamalı sorusuna da cevap veren Baş şöyle konuştu. Türkiye'nin toprakları üzerinde hesabı olmayan devlet ve milletlerle dostluk kurması lazım. Batı'nın, Türkiye'nin toprakları üzerinde hesabı var mı? Var. Zorla çıkardı bunları bu topraklardan. Amerika'nın var mı? Var. Rusya'nın yok. Hindistan'ın yok. Çin'in yok. O halde bizim toplumumuz belli. Biz o dünyayla beraber olur ve de gerek ticari gerek siyasi güçlü birliğimizi ortaya koy. Çalışmalarımızı efendim güzel bir şekilde yaparsak yarın Rusya ile Türkiye'nin arasında
efendim çok müthiş bir gelir hazinesi olacak.